Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın da itirazı var. E, Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralına bir itirazı daha var Sarı Kırmızılı kulübün. O da limit harcama, e, harcama limitlerine. E, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz itirazda bulunduklarını söyledi. Ve kulüp harcama limitlerinin yeniden düzenlenmesini yabancı sınırlanmasının da sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz dedi. TRT Spor ekranlarındaki bugünkü yayın biraz kısaydı arkadaşlar. Videomuzun devamına gazetedeki haberlerle devam edeceğiz. Galatasaray'dan yerli harekatı Alparslan Öztürk, Aytaç Kara ve Halil Akpınar. Birçok yabancı oyuncuyla görüşen Galatasaray yeni uygulanacak 8-6 yabancı kural nedeniyle geri adım attı. Başkan Mustafa Cengiz'in yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz demesine karşılık sarı kırmızı ekip her ihtimale karşı frene bastı. Foto maçın haberine göre yeni sezonda kadrosundaki yabancı sayısı 14, saha içindeki yabancı sayısı ise 8 olacak. Jimbo bu sebeple kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltacak ve takıma katkı yapacak yerli oyuncular transfer etmeye çalışacak. Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın yerli oyuncu konusundaki ilk sırasında Halil Dervişoğlu yer alıyor. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki golcünün yeniden kiralanması ya da bonservisiyle alınması planlanıyor. Bu konuda Halil'in bonservisine elinde bulunduran İngiliz kulübü Bradford ile görüşmeler devam ediyor. Ayrıca Göztepe'den Halil Akbunlar'ın transfer edilmesi için girişimler başlandı. İzmir ekibinin yapılan ilk görüşmede başarılı futbolcuya 5 milyon euro fiyat biçti öğrenilirken Sarı Kırmızı'nın bu talebi çok yüksek buldu ve pazarlıkların bir süre daha devam edeceği ifade edildi. Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Halil Akbunar, Fatih Terim gözler arasında yer alıyor. Kanatlarda forma giyen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon 40 maçta 9 gol 13 asistik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. Peki Halil konusunda sizin fikriniz nedir? Galatasaray'a gelmesini ister miydiniz? Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Hakan Çalanoğlu göndermesi. Galatasaray'ın 19 Haziran'daki seçimi için geri sayım sürerken başkan adayı Metin Öztürk'ten iddialı bir açıklama geldi. Foto maçın haberine göre Öztürk 10 numara transfer yapacak mısınız sorusu üzerine düşündüğümüz 10 numara var hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. O Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak dedi. Metin Öztürk'ün prensipte anlaştığı ismin daha önce Galatasaray'da forma giymekle ilgili sıcak mesajlar veren Hakan Çalanoğlu olduğu öğrenildi. Öztürk biz hocamıza karışmayız ona sorarız istiyorsa iki günde hallederiz sözleri Hakan beklentileri daha da yükseltti. Galatasaray'da şifre belli 3 yıldızı sat transferi yap. Galatasaray'da seçim atmosferi yaşanırken sezon planlamasına devam ediliyor. Yapılacak transferlere odaklanmak isteyen yönetim önceliği oyuncu satışına verdi. İkinci başkan Abdülrahim Albayrak'ın yönettiği satış opsiyonunda 3 isim vitrinde. Falcao, Luyendama ve Cagney Galatasaray'ın satmak istediği isimler. Bu oyunculardan bonuslarla birlikte toplam 15 milyon euro geliri bekleniyor. Bu gelecek parayla da transferlerin yapılması planlanıyor. Luyendama Spartak'a Toplam 8 milyon euroya transfer edilen Luyendama Rusya'ya satılıyor. Masadaki kulüp Spartak Moskova Galatasaray kapıyı 5 milyon eurodan açtı. Ruslar 3,5 milyon euro teklif etti. Orta noktanın bulunması bekleniyor. Jackneye 2 iki talif var. Sezon İngiltere Premier League'den düşen West Bromwich'e tamamlayan Jackneye adadan iki talif var. İlki kiralık formasını giydi West Bromwich Albion. gerisi ise Crystal Palace. Galatasaray boyunca için 6 milyon euro isterken İngilizlerden gelen en iyi teklif 3 milyon euro. Falcao'da Sel kancısı. Yüksek maliyetli Falcao için de ayrılık kararı alındı. En büyük ilik Celta Vigo'dan var. İspanyollar servis vermeden Yıldız futbolcunun alacaklarına karşılık boşa çıkmasını bekliyor. Galatasaray ise servisiz ayrılığa karşı 3 milyon euro istiyor. Önümüzdeki günlerde Falcao'nun da kararı verilecek. Caner Erkin'den Fatih Terim'e mesaj isterseniz gelebilirim. Kulüsler bomba gibi bir iddiayla çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor. Takvimin haberine göre ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı belirtiliyor. İddialara göre Caner çok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştü ve Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim dediği belirtildi. Caner sezon başında da sarı kırmızıları gündeme gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu Caner Erkin'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek Yıldız'ın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor. Eski Galatasaray ile Buffett'in flash sözler. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynarım. Galatasaray'ın eski futbolcusu Buffett'in Gomis golbis. Beyin Sports'a açıklamalarda bulundu. Fransız Yıldız Türkiye'de günlerden bahsederken gelecek planlarına değindi. İşte golcü oyuncunun sözleri. Türkiye'de olmak iyi hissettiriyor. İlk günden beri kendimi evimde gibi hissettim. Galatasaray taraftarı tarafından harika karşılandım ve o sene harika bir sezon geçirdim. Buraya gelmeden önce bana Türkiye'de bir verirsen sana iki verirler denmişti. Burada da kendimden çok şey verdim doğrudur. Fakat eğer ben bir verdiysem 3 kotunu da aldım. Harika insanlarla tanıştım. Galatasaray'ı fazlasıyla özlüyorum. İstanbul'da harika bir sene geçirdim. Galatasaray'daki maç gecelerini ve taraftarı benim için hazırladığı bestleri asla unutmayacağım. Fatih Terim tabii ki büyük bir tecrübe ve ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Üzerimizde büyük baskı hissettiğimiz son anlarda son maçta soğukkanlığıyla bize güven verdi ve tecrübesiyle o zor anları kolaylaştırdı. Türk kulüplerin ilgisi olduğu doğru ama şu an için alelalde mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum ancak bu ilgiye ve sevgiyle ayrılırken Galatasaraylı yöneticiler tarafından hissedemedim. Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye de çok büyük saygım var. Asla Beşiktaş veya Fenerbahçe'de oynamam diyemem. Çünkü gerçekten çok büyük kulüpler Galatasaray her zaman için ilk önceliğim. Çünkü orada çok güzel bir aşk hikayesi yaşadım diye bahsetti. Fatih Terim ayrılsa da raporunu sundu. Ömer Bayram ve Emir Akbaba. Galatasaray'da Fatih Terim takımdan ayrılmış olsa da kapsamlı bir rapor sundu. Deneyimli çalıştırıcı Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade ederken 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi önelemesini dikkate aldı ve futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florida yeni sezon için toplanmalı tavsiyesinde bulundu. Galatasaray Yusef Sabalen'in peşinde Seçim genel kurul nedeniyle transferde biraz yavaş kalan Galatasaray bu açığını mümkün olduğunca kapatmak istiyor. Sarı-kırmızı kulübün transfer yapmak istediği mevkilerin başına gelen sabek pozisyon için adres Fransa oldu. Takvimin haberine göre bu ile olan sözleşme sona eren Senegal'li futbolcu Yusef Sabeli'nin menajeriyle iletişime geçen sarı-kırmızı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi. Bon servisi elinde olduğu için isteğini çok olan Senegal'li sabekin menajeriyle olan tüm temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo formasıyla 272 maçı çıkan Sabali bu maçlarda 3 gol attı, 22 asist yaptı. 28 yaşına ve 1.73 boyunda olan Sabali 23 kez Senegal milli takım formasını sırtına geçirdi. Sabali Bordo kulübüne 2017 yılında Paris Saint Germain takımından transfer olmuştu. Galatasaray'da Abdülrahim Albarak sıkıntısı kimseye haber vermiyor. Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görev bitmesine 17 gün kala yeni teknik direktör arayışına devam ediyor. Fatih Terim'den kalmer şifrelerden çıkartmaya başlayan Abdülrahim Albayrak az başkan olarak yönetimden yer aldı. Yiğit Şer'den seçimi kazanacakmış gibi çalışıyor. Teknik direktör arıyor. Abdülrahim Albayrak başta Okan Buruk ve Rudi Garcia olmak üzere bazı yerli ve yabancı hocalarla isimleri de masaya oturdu.